Sevgili seyirciler, hepinize iyi günler. Bugün Ankara'dan farklı bir konu, farklı bir konukla karşınızdayız. Önceki gün Sayın Başbakan'ın açıkladığı, her toplumda her kesimi ilgilendiren taşeron firmaların kadrosuyla ilgili bir uzman konuğumuz. Kimler kadro alacak? Bu sorunun cevabını duymak isteyenler bize canlı telefon bağlantısıyla bağlanabilir. Konuğumuz Mahalli İdarelere Hizmet Götürme Derneği Genel Başkanı Sayın Mehmet Dönmez. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Aydıncığım. Biz taşeronla ilgili konuyu ileriki dakikalarda alacağız ama önce MİHDER'i tanıyalım. Mehmet Dönmez'i tanıyalım. Buyurun efendim. MİHDER Mahalli İdarelere Hizmet Derneği. Bir götürme ilavemiz oldu, o yok. Evet. Onu öncelikle vurgulayıp 21 yıllık bir dernek, sivil toplum örgütü, hiçbir STK dediğimiz, hiçbir yerden geliri olmayan, ancak üyelerinin aidatıyla ayakta durabilecek bir dernek. Ancak üyelerden aidat bekleyince de biz çalışanlarımızın evet, maaşını ödeyemeyiz, duruma düşüyoruz. Ve bunu ne yapıyoruz? Yıllık kitaplarımız çıkıyor, böyle Büyükşehir Belediyesi Kanunu evet, gibi, belediye başkanları albümü gibi, bir de aylık dergimiz var. Bunları satmak suretiyle ve eğitim seminerlerine belediye başkanlarımızı ve belediyeci arkadaşlarımızı davet etmek suretiyle 6-7 kişiye şu devirde iş veriyoruz. Eğer ki şeyini tetikleyen sektörleri hesaplarsak, matbaayla neyle, bayağı bir ekonomiye katkımız oluyor. İşsizliğe katkımız oluyor. 400'de seminerde en azından 50, en fazla 1001 rekorum daha kıramadım. Katılımcılar var. Bunları ortalama 150-200 kişi desek, demek ki 80-100 bin kişiye 1995 yılından bu yana eğitim semineri vermiş, bizzat ders vermiş. Birçok yayınları olan bir kişiyim. Kırıkkaleliyim, inşaat mühendisiyim. Belediye başkanlığı Kırıkkale'de 3 dönem. 84-94, 10 yıl ve 99-2004 tarihleri arasında belediye başkanlığım var. Bu belediye başkanlığım esnasında Kırıkkale Spor Genel Sekreterliği, Bisiklet Federasyonu As Başkanlığı ve Strasbourg'da Avrupa Konseyi üyeliği ve Çevre Komisyon Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundum 3 yıl. Vecdi Gönül Başkanlığı'nda 12 kişilik Türk delegasyonu Strasbourg'da bir üyesiydim, parlamenter diyeyim. Her ay oraya genel kurula giderdik, komisyon toplantılarına giderdik. 21 yıldır da bu dernekte başkanlık yapıyorum. Belediye başkanlığını aday olup kaybetmişlerden değilim. Altın kemerle ayrıldık. Altın kemerle ayrıldık. Gençlere şampiyon bıraktık. İken. Gençlere bıraktık. Yine de kurtulamıyoruz hemşerilerimizden ama sağ olsunlar. Her şeyi tadında bırakacaksınız. Biz artık bıraktık gençlere, götürüyorlar. Bu belediyecilik çok zor ve meşakkatli bir görev. Allah herkesi belediye başkanı ve belediyeci yapmaz. İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir. Herkesi yapmasın ama birilerini yapıyor. Birilerini yapsın. Uğraşanlar var. Biz de burada insanların en hayırlısı olan, insanlara hizmet eden belediye başkanlarımıza hizmet ediyoruz. O yüzden de bu görev daha bir güzel bir görev. Onların yanlış yapmalarını engelliyoruz. Kanunları, genelgeleri, tüzükleri güncelleştirerek günlük sitemiz var. Sitemizde online soru cevap var. Onları cevaplıyoruz. Dilimizin yettiğince büyüklerimize, başta Sayın Cumhurbaşkanım olmak üzere Başbakanımız, bizim İçişleri Bakanlığımız, ilgilendiren Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız, dostumuz. Onlara da gerek yazılı gerek şifahi belediyelerimizin sorunlarını aktarıyoruz. Benim dernekle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Başkanım, ben biraz geriye gitmek istiyorum. Rahmetli Özal dönemine. Evet. Allah kanı kanı rahmet etsin, nur içinde yatsın. Amin, amin. Özal döneminde biz de aktif gazeteciydik. Siz de belediye başkanıydınız. Evet. Rahmetli Özal Esenboğa'dan
havalandan, uçaktan indi. Amerika'dan tedavi sonrası hatırladığım kadarıyla o zaman altın çocuk belediye başkanı sizsiniz ve deve kesecektiniz. Evet. Kestirmedi falan. O günleri biraz yad edelim. Şimdi rahmetli Özal beni evladı kadar severdi. Zaman zaman çağırırdı köşte. Gerek başbakanlığı esnasında gerek cumhurbaşkanlığı esnasında. Halk ne diyor derdi. Hiç çekinmeden söyle oğlum derdi. Sıkılıyorduk tabii halk dediği her evet. lafı iletemezsiniz evet. Sayın Cumhurbaşkanım. Ben burada yokmuşum gibi ilet. Baba evlat konuşuyoruz. Niye söylüyorum biliyor musun oğlum dedi. Sen doğru söylüyorsun. Ben şu beyaza siyah diyorum milletvekillerim. Efendim kapkara diyorlar bazıları da. Evet. Bakanlık sevdasında olanlar şey derler etrafımı sarmış. Onun için seni zaman zaman çağırıyorum diye. Böyle şey derdi. Çünkü sen kendin için bugüne kadar hiçbir şey istemedin. Hep belediyen için istedin. Hep Bahçeli için istedin. Kırıkkale'nin il olması için istedin. O yüzden senin fikirlerine önem veriyorum diye beni severdi, dinlerdi. Biz tabii o günler yani öldüğü gün babam öldüğünde nasıl ağladıysam o kadar ağladım, üzünlendim. Yani belediyeme 4 kere geldi. 2 kere 3 kere başbakanken, 1 kere cumhurbaşkanıyken rahmetlik gelir gelmez de hemen polisler arama yapıyormuş gibi bir müddet kimseyi almayız. İçeride hemen oğlum seccade nerede derdi. Yani namazını da kılarken böyle kimseye gösteriş evet. amaçlı değil, gizliden efendim arama yapıldı falan basın alın, halk alın. O şekilde ben buna şahit oldum. Çok büyük, mübarek bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Yattığı ülkeye yerde çok olsun. Büyük hizmetleri dokundu. Evet, evet. Ülkenin telekomünikasyondan, ulaşımdan, her alanda bugün, ufkunu açtı. O günden bugüne gelen hükümetler, telekomünikasyonda olsun, diğer işlerde olsun, ne kadar başarılıysa hepsini Özal'a borçlu. Hiç kimse bunu inkar edemez. Temellerini hep o attı. Biz gittiğimizde böyle oynuyordu bir aletle. Biz de oyun oynuyor, Atari oynuyor mu acaba diye evet, evet. içimizden geçirirdik. Ama o dünyaya bağlanmış o zaman internetini köşke kurmuş. Oralardaki borsayı neyi hepsini takip ediyordu. Mühendisse mühendis oluyordu. Tavukçuyla tavukçu oluyordu. Sanayiciyle sanayici oluyordu. Dersini iyi çalışmış. Dünyayı da gezerken sadece turistik açıdan değil, o ülkenin özelliği, üretimleri, hep onları şey yapmış. Allah rahmet eylesin. Başkanım, yerel yönetimler sizin ilgi alanınız, belediye başkanlığı yaptınız. Şu anda da belediye başkanlarına her alanda hizmet ediyorsunuz. Evet. İyi bir belediye başkanı sizce nasıl olmalı? Şimdi... Bunlar notlarımda yok başkanım. Cenazeye giden... Evet. Gidip ağlayacak. Düğüne gelip gülecek. Hastaneye gidip ah çekecek. Hapishaneye gidecek vah çekecek. Çünkü insanların, hemşerilerimizin bir tek acılı gününü unutmaz gelmediğini, bir de mutlu gününü unutmaz. Üzüntüler ne kadar paylaşılırsa o kadar azalır. Ama sevinçler de ne kadar paylaşılırsa o kadar çoğalır. Bu benim seçim sloganım. İyi bir başkan öncelikle tabii bizim gibi orta ölçekli küçük belediyelerde bunu söylüyorum. Yani büyük belediyede şimdi Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara'da kaç kişi öldü, kaç kişi tabii. evlendi. Evet, bunların nikahını neyini kırmak mümkün değil. Hayatı yetmez. Evet. Ama bizim gibi orta ölçekli belediyelerde bunu yapmalı. Her şeyden evvel kılı kırk yararak personelini, müdürünü takip edip işlemlerini, bunlar genç insanlar hata yapabiliyor, bazı şeylere dalabiliyor, kötü işler yapabiliyor. Bunları takip etmesi lazım müdürlerini, memurlarını, daire başkanlarını. Hizmet etmesi lazım halka. Halkın, çünkü halka hizmet, hakka hizmet bizim sloganımızdı. Şimdi Tayyip Bey de evet. zaman zaman söylüyor, Sayın Davutoğlu da söylüyor. Halka hizmet etmek çok şerefli bir görev. Bunun yani ölçüsü ne yok.
su getiriyorsunuz, yolunu yapıyorsunuz. Beşikten mezara kadar belediyedir. Eğitim, eğitimcisiniz. Bakın her şeyde, seminerde mutlaka anlatıyorum ben. 400 seminer bitirdim. Maşallah. 2-3 konuyu da müsaade ederseniz kısa kısa. Buyurun. Anlatayım. Yurt dışı, Türkiye'nin, yurt içi değil mi seminerler? Yurt içi, yurt dışı. Yani kırmızı çizgilerimiz var. Onlara uymuyoruz. Pasaportta adam bekliyor burada. Pasaportu. Orada biri var. Zannediyor. Onun arkasına giriyor. Buradaki adamı çiğniyor. Yani bu protokol kurallarını iyi bilmiyoruz. Ben bunların da dersini veriyorum. Evet. Asansöre biniyor. Yukarıda başlıyor. Aşağıda basıyor. Asansör aptal bir makine. Yukarı gidiyorsanız yukarı basacaksınız. Aşağı gidiyorsanız aşağı. Hem yukarı hem aşağı basınca size gelip hizmet edecek olan asansörü geciktirdiğiniz gibi diğer kişinin de kul hakkına giriyorsunuz. Onu da geciktiriyorsunuz. Kafası karışıyor asansör. Tabii. Orada bir de soruyor nereye gidiyor? Canım sen dedin ki aşağıda giderim, yukarıda giderim. Aşağı giderim deyince ha ben yukarı gidiyorum diyor. Arkasından bir daha basıyor. Kapı tekrar açılıyor. Bunu bilmiyoruz. Bir kere gideceğimiz yöne basarsak hizmeti aksatmayız. Telefon kullanma adabını bilmiyoruz. 3 kere çaldırmak beleşçiliktir. 4 kere çalmak iyidir. 5 kere çalmak iyidir. 6. yüzsüzlüktür. 7. çaldırmak yüzsüz olur, yüzsüzlüktür. 8. çaldırmak arsızlıktır artık. Ben 3 kereden sonra kapatıyordum, o zaman kapatmayayım. Karşı tarafı rahatsız etmeyeyim diye. Yok, 3 kere, 1, 2, 3 beleşçi. 4 kere çaldırınca 4 ve 5'te kalacaksınız. Yani bunları anlatıyoruz. Büyüklerimizi bağlatırken cep telefonlarını sekreterimiz marifetiyle bağlatıyoruz. Eğer ki başkanın şeyse, işte AK Partili ise. Bunları belediye başkanlarına anlatıyoruz. Maalesef. Evet, evet, toplumun liderleri. Şimdi belediye başkanı AK Partili ise sekreteri bağlıyor. Vali Bey'e diyor ki efendim arz ediyorum diyor. Ak 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 müzik çalıyor. İşte BHP'li ise ölürüm Türkiye'm çalıyor. CHP'li ise Kılıçdaroğlu diyor. Evet. Vali Bey vakti çok ucuz. Belediye başkanımın orada bir kasaba veya ilçe, evet, veya il belediye başkanımın vakti çok kıymetli. 9 tane tuşa basma zahmetinde kalmıyor. Ve sekreterine bağlatıyor. Çok ayıp bir şey. Vali Bey de onun işini yapmıyor. Evet. Neden ondan yapılmadı? Sonra da diyor ki efendim başkan bey içeriden bir hat almış. Biz size tekrar dönelim. Şimdi o valinin durumunu düşünün. 1-2 dakika, evet, bekliyor. Telefon bekliyor. Yani devletin valisi daha iyi bir hizmet verebilmek için onun da vakti kıymetli. Mutlaka. Onu kullanıyoruz, söylüyoruz. Avrupa Birliği normlarına göre biraz daha farklı olmamız çok lazım. Çok farklı. Yani Avrupa'da farklı. İlk defa AK Parti bunu yaptı. Belediye başkan adaylarını yüksek okullu mezunlarından seçti. Ben bu konuda çok teşekkür ediyorum. Yani evet, Çiftçi Ahmet Ağa da reis oluyor. Ama çevresi var orada. İşte bu tür şeylerde sıkıntı veriyor. Ulan seçilmişi buysa bunların acaba halkı nasıl diye. Bürokrattan iyi belediye başkanı olmuyor diyorlar. Doğru mu başkanım? Olanı da var, olmayanı da var. O kişilerin kapasitelerine bağlı. Efendim, ya böyle daha tasarruflu, daha bakın, riski göze almayan. Yerel yönetim risk işidir. Evet, evet. Risk. AK Parti yerel yönetimde başarılıysa riski göze aldığı içindir. Şimdi kulaklar içindesin. Keçiören'de belediye başkan yardımcısı bir dostum var. Baş kontrolör İçişleri Bakanı'nda. Nihat Yıldız. Nihat Yıldız. Ben söylemeyecektim. Şeye... Buradan baktım bir takım şeyleri, evet, selamlar söylüyorum eğer dinliyorsa bizi. Baktım bir takım olmaz dediği müfettişken şeyleri. Şimdi dedim hayırdır üstad ne oldu? Valla belediye başkanlığı çözüm üretme yeri, evet, ve ani karar vermek lazım. Biz burada İMS'iyle birlikte bu dertler, sorunlar artmadan acele çözüm bulmamız lazım. Siz haklıymışsınız. Ben de o zaman şunu dedim. İnşallah bütün müfettişler önce belediye başkanı olur veya başkan yardımcısı olur. Ondan sonra başkan olur diye. Tabii pencerenin o tarafı bu tarafı çok değişik. Mutlaka. Yani vatandaş gelmiş. Sizin her şeyiniz çat kapı ulaşıyor. Yani belediyeyle ilgisi olmayan konularda da size geliyor. Biz... Büyükşehir yasasıyla bazı belediyeler, İlçeler büyükşehir kapsamı alanına girdi.
Evet. Bunun getirdiği olumlu olumsuz size yansımaları nelerdir? Valla ben 6 kere 4'er saat canlı yayında bulundum. Bu konuyla ilgili. Evet. Beni çağırmadılar, beni dinlemediler. İlk defa İçişleri Bakanımız Sayın Abdülkadir Aksu Bey 2002 yılında, 2003 yılında hükümet kurulduğunda AK evet. Parti hükümeti 18'inde bakan oldu, 20'sinde İçişleri Bakanı'na bizi çağırdı. 80'den bu yana bütün genel müdürlük yapmış mahalli idarelerdeki kişileri, Türkiye Belediyeler Birliği'ni, benim gibi sivil toplum örgütü 3-4 başkanını, 5 tane büyükşehir, 5 tane il, 5 tane ilçe, 5 tane belde başkanını. Saat 2'de oturdu, hepimizin hazırladığı dosyaları aldı. Hepimizi dinledi saat 6'ya kadar. Çok özür diliyorum, lavaboya bile çıkmadan orada müsteşarını, genel müdürünü aldı, dinledi. Ve 5393 sayılı kanun öyle güzel hazırlandı ve çıktı. Fakat ondan sonra çıkan kanunlarda bizi hiç çağırmadılar. Bürokratlar yaptı. Abi istişare sünnettir. Evet, evet. Bizi dinleyin. Randevu yazıyorum. Gerek AK Parti'ye, gerek CHP'ye, gerek MHP'ye, mahalli idarelerden sorumlu genel başkan yardımcılarına yazıyorum. Genel başkanlarına yazıyorum. Bizim dosyalarımızı alın. Bizi inceleyin. Bizim taleplerimizi dinleyin. Yapmadılar. Ne oldu şimdi? Tabii çok aksaklıklar oldu. Güneydoğu'da özellikle değil mi? Büyükşehir yasası Güneydoğu'da terörü evet, Güneydoğu'da, tırmanmasına Güneydoğu'da oldu. Normal illerimizde oldu. Fırsat verdi. Birdenbire. Ama olacak. Bu gene olacak. Yani şimdi başkanlık sistemi var. Evet. Ona geleceğiz. Yani burada onu anlatacağım. Evet, taşeronları, başkanlık sistemini soracağım. Taşeronları anlatacağım. Evet. Ona geleceğiz. Bir müjde vereyim önce belediye buyurun. Başkanlarımıza. Nüfusu 10.000'in altındaki belediyelere yarın ve öbür gün içerisinde, yarın yetişir de yetişmezse cuma günü en geç, en küçük nüfusu olan kişiye 200.000 TL, en fazla 10.000, 9.000, mesela bizim Keskin, Kırıkkale'nin evet. Keskin ilçesi 450.000 TL denkleştirme ödenekleri havale edilecek. Karşılıksız hibe. Karşılıksız. Hibe. Belki de bu akşam yetişirse bu akşama da şey der. Ben burada tüm belediye başkanlarımıza, nüfusu 10.000'in altında olan belediyelerin diğer belediyelere denkleştirmek için bir nevi 5779 sayılı kanunda yapılan değişiklikle getirilen ve iki sefer bu Temmuz ayında gene gelecek. Aynı şekilde. Aynı rakam. Hem borçlarını öderler hem yatırım yaparlar. Borçlarını ödüyorlar. Bahar geliyor, yatırımlarını yapıyorlar. O müjdeyi vermiş olayım bu vesileyle. Önemli bir bilgi. Evet. Belediye başkanlarımızın sıkıntıları var. Evet. Şimdi öncelikle özel kendi sıkıntıları var ve belediyelerin sıkıntıları var. Şeyden kaynaklanan, büyükşehir yasası olmadan kaynaklanan sıkıntıları var. Evet. Şimdi siz Ankara Belediye Başkanlığı'nı kurmuşsunuz. Çankaya, Altındağ, Mamak, Gölbaşı. Evet. Güzel. Bunun sınırlarını bütün şehir olarak tekrar değiştirdiniz. Rahat. Niye? Askisi var, İstanbul'un İSKİ'si var. Evet. Ulaşımı var, egosu var. Ama tuttunuz Manisa'yı, bilmem Muğla'yı, efendim sayabileceği Kahramanmaraş'ı, birçok belediyelerimizi büyük şehir yaptınız. Şanlıurfa'yı, Diyarbakır'ı, Diyarbakır eskiden de Şanlıurfa'yı. Evet. Buraların altyapısı yoktu. Belediyeyi aldınız, altyapıda büyük şehre bağladınız. Suyum akmıyor diyor, askı yok. Orada uski yok, kurulmamış daha, bütçesi yok. Encümeni yok, basılı kağıdı yok. Kendi belediye. İl belediyesi olarak anca kendine yetiyormuş. Kendine yetiyormuş. Bunları ben söyledim. O belediyelerde öncelikle Ankara gibi bir 5 kilometre çapındakileri büyük şehir yapalım, kurulsun. Öbür dönemde bunu genişletilsin diye. Aslında iyi bir tasarı. Evet. İyi bir tasarı. Şimdi zamanla daha evet, iyiye zaten gidecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın hedefi 2023'ünde Türkiye Başkanlığı, Türk usulü Türkiye Başkanlığı, 26 eyaletli, 25.000 dolar milli gelir hasılalı, bir 26 beylikli veya 26 evet. eyalet dersiniz. Biz kendimize yorumlarsak beylik,
bir sistem ona doğru gidiyor ve bu 2019'da şimdi yeni kanun hazırlanıyor. Orada da bütün duyumlarımız, şu olaylar patlamadan evvelki duyumlarımız, şimdi çok gizli çalışılıyor, bilgi alamadık. Aslında bizimle tartışmaları lazım. Kendileri kazanır, kendileri şey yok. Ve bu konuda bize sormuyorlar. Bütün Türkiye'deki her yer, bizim Kırıkkale dahil, büyükşehir belediyesi olacak. Belde ve köy kalmayacak. Köyler mahalle zaten. Evet, Türkiye'nin şu anda mülki idare yapısında 81 ilçe var. Bunun 30'u büyükşehir, 51'i normal il, bizim Kırıkkale evet. gibi il özel idaresi olan 919 ilçesi var. Bu 919'un ilçesi aynen kalmak suretiyle 919 ilçe, 30 büyükşehir, 81 büyükşehir, toplarsak 81, 910'da 1000 belediye adedi 1000'e düşecek. Daha AK Parti iktidara geldiğinde evet. 3250 25 belediyemiz vardı. Bir tırpan yedi, 2950'ye düştü. Şimdi 1397 belediyemiz var. Tabii bu başkanlık sistemine gidişten evet. dolayı oluyor. Kapanan belediyelere gezdiğim, gördüğüm yerlerde çok iyi oldu diyenler var. Biz perişanız, 30 kilometre Çatkapı başkanımıza çıkarken şimdi 30 kilometrede ilçeye mahalle muhtarı olarak bağlandık. Bu mahalle muhtarının etkisine ki, yetkisine ki dertlerimizi anlatamıyoruz şeklinde şikayetler var. Ama bunlar oturacak. Ankara bunlar. İçin bir sıkıntı yok. Söylediğiniz gibi büyük şehirlerde biraz daha rahat. Evet, yerleşmiş, oturmuş. Köyler bile büyük şehrin asfaltına kavuştu. Tabii. İyi tabii. ki büyük şehire bağlandık deniyor. Evet. Yeni büyük şehir bir yapılanmada bazı bölgelere bölge başkanlığı o bölgenin belediye meclis üyelerinden atamaya başladı. İlkini Pursaklar'da yaptı Hamdi Keskin Bey. Geçen haftalarda bir konuğumuzdu. O bölgede büyük şehire ulaşamayanlar o bölgenin bölge başkanıyla yani koordinatörüyle orada birim tecrübeli kuruldu. Başkanlar evet. böyle yapıyor Sayın Tufan. Şimdi ama ona da itirazlar var başkanım. Mevcut ilçe belediye başkanları biraz evet, hoş bakmıyorlar. Çekememezlik. İki başlılık evet. oluyor diye. İki başlılık niye olsun? Şimdi muhtar kime gidecek? İlçe belediye başkanı mı? Tabii. Bölge başkanı mı? Şimdi orada paylaşmasını bilirlerse o insan da belediye meclis üyesi. Başkan da bir belediye meclis üyesi o kadar. Evet. Ama belediye başkanı olduğu için meclis başkanı. Şimdi ben bunu tavsiye ettim birçok belediyelere. Bu konferanslarda habire Sayın Başkanım biz ne yapalım? Dedim ki en yakın ilçeye bağlanmış olduğunuz ilçeye belediye meclis üyesi olun. Halkınızın menfaatlerini o şekilde evet. çözersiniz. Ya benim partim kazanmazsa o zaman kazanacak partiden meclis üyesi olun dedim. Yani akıllı olun. Çok başarılı olanlar var. Ama tabii dediğim şimdi gidin siz Van'da veya Şanlıurfa'da bir evet. köy dağın başında mahalle veya bir belde kapanmış. Nasıl gidecek? O beldenin belediye başkanı orada coğrafi olarak 50-60 kilometre civarındaki bütün köylerin de ambulansıydı, makam arabası ambulanslık yapıyordu, evet. babalık yapıyordu, onlara yardımcı oluyordu, karda grader kürüyordu. 60 kilometre öbür taraftan nereden ilçeden o köylere gelecekler, kim getirecek? Evet. Bu sıkıntılar var. Ha bunlar zamanla oturacak, herkes de buna alışacak. Başkanım, belediyelerle birlikte bir de il özel idareleri vardı, il evet. genel meclis üyeleri vardı. Onların konumları bu yasaların... Onların konumları tamamen malzemeleriyle, eski köy YS, sonra köy hizmetleri oldu. Evet. Sonradan da valiliğe bağlı köy hizmetlerinin bütün teknik araçları falan 6360 sayılı kanunla büyük şehirlere devredildi. Personeliyle. Evet. Bütün onlar yapacaklar. Aynı ekip orada duruyor. Şimdi il özel idaresi kalktı. 30 ilde, büyük şehirde il özel idaresi diye bir şey yok. Orada da belediye meclis üyeleri var. Onlar aynı şekilde çalışıyor. Yol grubu var büyük şehrin. Ulaşımı var. Ve devlet bu kanunu çıkarırken de hem bu bölgedeki büyük şehirlere hem de oranın ilçe belediye başkanlarına kapanan beldelerin ve köylükten mahalle olan mahallelerin
yatırımı için %10 ayıracaksınız dedi 5 yıl. Yasa zorunluluğu var. Ve bunu burada harcayacaksınız dedi. Yatırım izleme koordinasyon var. Bu koordinasyon merkezlerinde de bazılarında vali, bazılarında böyle vali düzeyinde hukuk müşaviri veya vali yardımcısı bakıyor. Onlar da bunu izliyorlar. Ve bu şekilde başarılı olan illerimiz var. Başkan, burada eskiden iktidardan yana olmayan belediyeler hükümetten istifade edemiyordu. Şimdi evet, yasayla bu paylar belli. Var mı böyle bir sıkıntı? Sen muhalefet belediyesin, İller Bankası payın kesilecek. Sen iktidar belediyesin, senin İller Bankası payını serbest bıraktım. Veya proje desteklerde bir kayırmaca var mı? Şimdi efendim, İller Bankası'nın başta genel müdürü, daha evvelki genel müdürü olmak üzere tüm yönetimini kutluyorum. Bugüne kadar böyle bir hizmet biz görmedik. Ayın 15'inde maaş vereceğiz. 15'inde ihale yaparlar. Ya bu para sana maliyeden ayın 1'inde geliyor. 1'inde. Niye bunu o zaman da faizin güncel olarak rantı vardı. Biz de bu sefer ödeyemiyoruz. 15'inde ödememiz gerekenleri, cezaya binen konumlar var. Ama AK Parti iktidarı geldikten sonra İller Bankası bunu ayın 10'unda ödemeye başladı. Hatta onu pazartesine, pazara geliyorsa 8'inde cuma günü ödemeye başladı. Yaptığı en güzel hizmetlerden, takdire şayan. Tabii hükümetimiz çıkarttı. İller Bankası da bunu uyguluyor. Bu konularda İller Bankası tarafsızlığı yönünde en tarafsız kurumlardan bir tanesi. Bir yani, problem yok yani. Hiçbir problem yok. İster haksızlık var denirse bu konuda haksızlık ederler. İller Bankası'nın çalışmalarını ben takdirle karşılıyorum. O konuda da teşekkür ediyorum huzurunuzda, tebrik ediyorum. O tartışmalar da kalmadı artık eskisi. Kalmadı, kalmadı. Yine belediyelerin imar mevzusu çok önemli. Bu konuda tartışmalar oluyor. İşte rant var mı yok mu? Onun hakkı buraya gitti, bunun hakkı oraya gitti. Nedir imar konusunda belediyelerin sıkıntıları? İmar konusunda o da yine bir ayrı bir sorun. Belediye kanunu hazırlanıyor, yeni bir kanun. Belediye imar kanunu da, imar kanunu da yeniden hazırlanıyor. Ama bize hiç sormuyor. Değerli hocalarımız var bu işte, uzmanlaşmış. Bunları danışarak sıkıntıları yaparsak her gün kanun değişmez. Bakın her gün kanun değiştiği kanunlar var. Ya bir kanun yapalım. Atatürk 1580'i yapmış, hiç değişmemiş. 2003'te biz 5393'ü yaptık. Çok memnun. Ufak tefek aksaklıklar oldu. Onları da düzelttiler hemen. Allah var yani. Ya şurada aksaklıklar var diye yazıyoruz, söylüyoruz. Düzeliyor. Şimdi yeni bir kanun çıkıyor. Bizim haberimiz yok. Gizli. Ama ben tahmin edebiliyorum çıkabilecek kanunu. Gene 3-5 gün sonra kamu ihale kanunu. Buradan bütün belediye başkanlarımdan destek istiyorum. Yani nedir 4734 sayılı kamu ihale kanunu? Avrupa uyum yasalarında eskiden bir yasamız vardı. 2886. Alırken de verirken de hiç değişmedi. Aynen devam ediyordu. Her gün bir ihale yasası değişiyor. Her gün. Yani kitap yazamıyoruz artık. Baskıya verirken bir bakıyoruz. KİK yeni bir tebliğ yayınlamış. Yeni bir değişiklik yayınlamış. Dolayısıyla bu 2886'ya dönüş olsa aldığımız malı da sattığımız malı da çok daha iyi olur, çok daha kolay olur. KİK diye de bir kuruma hiç gerek kalmaz. Başkanım, bir reklam aramız var. Daha sonra devam ediyoruz. Tamam. Efendim. Buyurun. MİHTER Genel Başkanımız Sayın Mehmet Dönmez'le söyleşimize devam ediyoruz. Başkanım, belediyeler, yerel yönetimler hizmet alımlarını biliyorsunuz taşeron firmalarla yapıyorlar. Zaman zaman bu konuda sıkıntılar oluyor. Evet. Ama devlete de ucuza mal oluyor. Yani sistem öyle, araç kiralama, hizmet alımı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi efendim, norm kadro diye belediyelerimizin her yıl yayınlanan bir kadrosu var.
Türkiye'deki bütün belediyelerin. Bu en son 2015 2 Nisan'da yayınlandı ve bu sene de Nisan ayında tekrar yayınlanacak. Çünkü nüfus kriterlerine göre belediyelerimize kadro artıyor veya eksiliyor. Bunun yanında da bir geçici işçi kadrosu var. Geçici işçi kadrosu yetmiyor. Evet. Personel. Personel almak çok zor. Şimdi uzman erbaşlardan 2-3 yıl uzman erbaşlık yapan kişileri alıyorlardı. O da 7 yıla çıktı. Artık şimdi uzman erbaşlar askeriye giriyor, eğitimini alıyor. Tam şey diyor, 3 yıl olunca ben öleceğim, hep cenaze evet. geliyor. Bu arada şehitlerimizi unuttuk. Tüm şehitlerimizin Allah'tan rahmet diliyorum. Evet. Ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Evet. İnşallah bu günler bitecek. Yani bitmek de üzere zaten. Evet. Hükümetimiz, devletimiz kararlı bir şekilde bunun üzerine gidiyor. Ben bunları yazdım bugünkü olanların evet. hepsini 10 yıl evvel Sayın Başbakan o zaman mail olarak attım, belgeleyebilirim. Bugünkü yaptıklarını o gün yapsaydı belki daha iyi olacaktı. Acaba Avrupa Birliği'nden o zaman değişik bir tepki mi alırdı? Şimdi onları da düşünüyorum, hak veriyorum. Büyüğümüz o bu. Evet. Oturduğu yerden bakınca belki çok güzel mücadele veriliyor. Kuruyacak yani. İnşallah. Onun için benim Doğu, Güneydoğu diye bir en ufak endişem yok artık. Başkanım, konuya girelim. Bu dün akşam açıklanan taşeron kesimin merakla beklediği kadro konusu. Evet. Kimler kadroya girecek? Şimdi onu anlatıyorduk. Araya şehitler girince evet. içimiz parçalanıyor. Mutlaka. Konuyu dağıttım. Burada geçici işçi yetmeyince belediyelerimiz hizmet alımı yoluna gidiyorlar. Ve bu daha kolay oluyor. Karşısında bir muhatap var ve ondan iş istiyor. Ay sonunda da parasını ödüyor. Tabii hükümetin vermiş olduğu Sayın Başbakan'ın seçim vaadinde 1200 lira adam başı olup asgari ücret yükselince 1300 liraya çıkınca bu arada maliyetler de arttı taşeronların. Hükümet buna bir şey de koydu. SSK primlerini 100 lira geri ödüyor işverene. Evet. Ve ortalık karıştı o konuda bayağı bir kafa sözleşmelerde. Şimdi bu 100 lirayı müteahhit mi alıyor? Yani evet. işveren mi alıyor belediyeden ihaleyi alan? 100 lira devlet teşvik veriyor. Belediye mi alacak? Sözleşmede bu 100 lira yok. Neyin nesidir? Karıştı. Şimdi bu geçici işçileri 5 ay 29 günden fazla çalıştıramazsınız. Yani, şirketler. Hayır. Belediyeler. Belediye kanununa göre norm kadrodaki geçici işçi dediğimiz, bunu bir takım karayolları, işte orman idaresi de yapıyor. 5 ay 29 gün geçici işçiler kadroya alınmayacak. Bunlar kadrolu olamıyor. Çünkü bunlar geçici işçi. Ama taşeron işçiler dediğimiz işçiler var. Bunlar da asıl kadro var. Bir de yardımcı kadro var. Evet. Asıl kadro olacak diye seçimde söylenmişti. Dün Sayın Başbakan müjde verdi. Ben dedi seçimde verdiğim vaadi tutuyorum. Evet. Ama bir de ilaveten yardımcı işçiler de dahil kamu kurum ve kuruluşlarında bir tane taşeron işçi kalmayacak dedi. O yüzden buradan tüm belediyede hizmet alımı yoluyla çalışan ve bir yılını full çalışan, yani 365 gün çalışan 1 Kasım'dan ancak 1 Kasım'dan önce işe başlamış, olacak. Ve halen de 1 Kasım'da işe akti devam eden kişiler kadrolu olacak. Bunların asıl kadroluları sözleşmeli statüde bir yeni sistem geliyor. O şekilde olacak. Mesela mühendis bilmem içinde var. Mevcut maaşıyla devam edecek değil mi? Mevcut maaşıyla devam edecek. Sosyal haklarıyla sendikası olacak aynı. Ama ileride o kademede maaş artışı olduğu zaman da o da tabii artacak. Ki, tabii ki sözleşme gereği neyse aynen devam. Bir de belediyelerimiz ve il özel idarelerimiz var. Bunlar hiç yoktu. Yani seçimde de yoktu. Evet. Seçim vaatlerinde yoktu. Seçimden sonra da yoktu. Dün başbakan onlara da bir müjde verdi.
belediyelerimiz ve il özel idarelerimiz bir şirket kuracaklar. Bu şirkette kamu ihale kanununa tabi olmadan belediyemizden doğrudan bu işin taşeronluğunu demeyelim de ona başka bir isim bulunacak. Evet. İhalesini alacak ve işçileri belediyenin şirketi çalıştıracak. Bunlar orada yine kadrolu ve sözleşmeli ve sendikalı personel olarak aynı haklara sahip olarak onlar da kadrolu. Bunlar kimlerden oluşuyor? Bu dediğiniz kesim? Dediğim kesim belediyelerimizde çalışan kısmi zamanlı değil. Tam zamanlı 365 gün 1 Kasım'dan önce işe girmiş ve sözleşmesi devam eden güvenlik, çöpçü, evet, hizmetçi hepsi. İşte hastanelerdeki güvenlik, belediyelerdeki güvenlik, hizmet alımıyla evet, bilgisayarda çalışan. A'dan Z'ye hemşire var, çalışan, öğretmen hemşire var, evet, öğretmen var. Bu tür sözleşmeli çalışan ama geçici işçi değil, bunu ayırt edelim. Evet. Ben dün Sayın Başbakan'ın grup toplantısından sonra salı günü, dün, bugün de iller il başkanları toplantısındaki sonra telefonlar yağmaya başladı. Buraya gelirken şöyle bir iki kitap karıştırabilme fırsatı evet, bile bulamadım. Yani hep merak ediyorlar. En son en çok sorulan sorular. Televizyonda da sorulan sorular varsa izah ederim. Bu kadar izahtan sonra soru sorarlar mı onu da bilmiyorum. Konu ucu açık ve zaman zaman zaten yetkililer konu muhatapları aydınlatıyorlar. Evet. Ama güzel bir karar değil mi başkanım? Çok bu güzel. Çok beklenen, teşekkür ediyoruz. Allah kaç aileyi, kaç bin kişiyi? 200 bin. Burada şuraya da gelmek istiyorum başkanım. Bu Sayın Başbakan bu açıkladığı karardan sonra bizim bir sıkıntımız var. Özel güvenlik dedik ya, bazı özel güvenlikler, mesela terörü konuşacağız biraz sonra da terörle ilgili görüşlerini soracağım. Bazı üniversitelerde malum terörle ilgili bağlantılar var. Orada güvenlik sıkıntılı. Ama özel güvenlik nihayette o üniversitenin anlaştığı güvenlik şirket. Ama şimdi oradaki güvenlik devletin güvenliği olduğu zaman o güvenlik yer değiştirebilecek. Devlet oraya müdahil olacak değil mi? Tabii tabii. Aynı emniyetteki polis emniyet teşkilatı gibi. Evet. Orada bir ayrı tayin teşkilat olacak. İstediği yere gidecek. Belki bunları gidecek, eski düzende olduğu gibi bekçi ünvanını mı verirler? Ne yaparlar bilmiyorum ama onlar da kadrolu oluyor. Yani onlar da kadrolu oluyor. Bağlı olduğu kurumla mı bağlı olacak? Yoksa Ankara Emniyet, mesela Ankara evet, için konuşuyorum. Şuradan biliyorum özel güvenlikçilerin hepsi emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığına giderler. Zaman zaman eğitim yaparlar, evet, kontrol olurlar. Onların yetkisi dahilinde. Onlar daha da etkin mi olacak? Mutlaka. Yani emniyet müdürü ve jandarma alay komutanı yerine göre orada her ne kadar üniversitenin şeyi de olsa sanki idari yönden yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı olacaklar. Onların amiri emniyet mi olacak? Daha bir zamanla o, bir şey, onlar hepsi açıklanacak, tabii, oturacak. Tabii. Başkan, biz Güneydoğu'da yerel yönetimlere, belediyelere baktığımızda içimizi sızlatan bir konu var. İşte malum hendekler, patlayan bombalar, asfaltın altına döşenen bombalar. Bunu da belediyenin iş makineleri yapıyor. Belediyeciler yapıyor veya hepsini tenzih ederim, bir kısım yapıyor terörle. Evet. Nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Şimdi orada yaşayan insanın kendine güveni yok Sayın Tufan. Niye güveni yok? Bu büyük, ucu açık konuşulacak bir konu. Evet. Eski hükümetler zamanında bu komünist diye devlete karşı geliyor diye sürmüşün doğuya. Devlete küskün savcı, devlete küskün hakim, devlete küskün polis. Siyasi yapısından evet, dolayı. Devlete küskün öğretmen. O orada o şekilde kendine göre bir yapı bulmuş. Beni buradan nereye sürecekler demiş. Kaymakam, vali. Şimdi bunlar oraya küskün olarak gittikleri için tabii bir de orada şamar olanı ağalar var. Ağalar var. Onlar da bir tokat vuruyor. Bir de gelmiş PKK vuruyor. Bir de şıklar var. Ağaların, toprak ağalarının haricinde. O insanlar devlete güvenemiyorlar. Devlete güvenmesi için de bir takım işler yapmak lazım. Bugün yapılan işler gibi. Her yerde polis olacak, her yerde jandarma olacak.
vatandaş ihbar edecek. Devletine güvenecek. Benim arkamda devlet var diyecek. Toprak reformu yapılacak. Aydınlatılacak. Yani şimdi orada çalışan belediyede sen de olsan o hendeğe kazdırırlar, ben de olsam kazdırırlar. Ama Anadolu insana farklı bir duyarlılığa sahip. Ama sen, yavaş yavaş da halk uyanıyor gerçi o konuda. Halk orada zaten uyanık. Denize düşen yılana sarılır. Misali gidiyor oraya. Devletin gücünü yanına hissettikçe. Hissettikçe. Müdahil oluyor. İhbar da ediyor. Şu yapılan operasyonlarda kaç kişi canlı bomba yakalandı hep. Evet. Vatandaşın faydasıyla yakalandı yani. Fazla bu konulara girmek istemiyorum aslında ama. Yani devleti orada hissettireceksin. Benim Sayın Başbakanımdan bir ricam var. Yurt dışı harçları 15 lira değil 100 lira olsun. Bak. Evet. 15 lira değil 100 lira olsun. Neden? TOKİ şurada 8 vilayet var. Her köye, her beldeye, her ilçeye karakol ve lojman binası yapsın. Orada gelen askerleri oğlum içinizde öğretmen var mı? Var. Git okulun camlarını kır, eğitimi aç. İçinizde doktor var mı? Git sağlık ocağını aç. Öğretmen var mı? Futbol dersi ver, beden eğitimi öğretmeni. Evet. Ziraatçı var mı? Orman dik. Veteriner var mı? Hayvancılığı teşvik et. Ben şimdi kahvede otururken 4 polis orada, 4 polis burada asker bilmem ne görürsem ben o zaman o terör örgütünü ismini bile reklam olsun diye söylemiyorum, ihbar ederim. Bunu yaptıkları zaman şimdi noktalar falan kurunuyor, güzel oluyor ama bence mezralar ve köyler de çok önemli. Besicilik kalmadı. Başkanım bir telefon bağlantımız var müsaade ederseniz. Mustafa Bey buyurun. Efendim dört beylere ne gibi müjdeler var diye onu bir sormak istedim de. Anlayamadık. Buyurun efendim bir tekrar. Dört beylere ne gibi müjdeler var başbakanımızın diye onu sormak istedim. Ne evlerinde efendim? Şimdiki açıklamalarımız üzerine şu taşörenler var ya. Basın evleri? Taşörenler var ya hani şimdi şu şeyde dört beylerin efendim. Açıkladık ama bilmiyorum. Hani kurumda çalışanlar. Nedir sorunuz nedir? Dinlemediniz biraz önce Sayın Başkan açıkladı ama yine siz sorunuzu tekrarlayın. Başkanım cevap versin. Efendim dört beyler içinde dört gibi müjdesi var. Dört bey, evet dört beylere. Nerede çalışıyorsunuz efendim? İşte kurumun birinde çalışıyoruz. Sözleşmeli dört beylisiniz. Sözleşmeli dört bey. Kapsama giriyor mu başkanım? Girmiyor. Onlar zaten iyi para alıyorlar. Evet. Hayır paradan efendim öğretici olarak da hani çocuklar şey yapıyor çalışıyorlar ama verdikleri ücret bile doğru dürüst ücret değil. Pek anlıyorum. Ücret konusuna bir şey diyemeyiz ama dört beyler Sayın Genel Başkan'ın dediği zaten sözleşmeli. Dolayısıyla evet. O kapsama girmiyor. Herhangi bir kusur işlemediği müddetçe atılmıyor da evet. Kadrolu zaten. İş garantisi var zaten dört yani. Ve benim kendi kişisel görüşüm zamanla onlar da kadro onlar, olacak ama bu aşama aşama. Dört senedir çalışıyor çocuklar. Evet. Çok cüzi bir fiyatla çalışıyorlar da hani ben onun için şey yaptım. Mutlaka hepimizin kendi çevresinde işimiz dostumuz var. Evet. Biz de biliyoruz. Onlar zaten sözleşmeli ama şu anda taşeronla birlikte çalışan taşerona çalışanları o hale getiriyor devlet. Yani bunlara bir müjde yok yani. İleride belki inşallah diyelim. Bu kapsam dışında. Sayın Başbakan müjde vermeyi çok seviyor. Evet. İnşallah onlara da verir. İnşallah. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Tabii 4C'liler farklı bir konu. Dediğimiz gibi ileride onlar da alır inşallah. İnşallah. Başkanım belediye başkanlığının bir riski var. Yani imar yasasına istinaden farklı büyük, yasalara büyük yani yapılaşmayla ilgili görevden el çektiriliyor zimmetle ilgili belediye başkanının riskleri neler? Yani belediye başkanının önce hayati tehlikesi var. Evet. Şimdi geliyorlar ya benim oğlan askerden geldi vereceğim benim evin üstüne bir kat daha çıkayım diyor buyur gel bunu anlat 3 yıldan başlıyor benim içeri girmemi İster misin diyorum.
Ya diyor senin iki dudağın arasındaymış bu iş diyor. Ya benim oğlanı işe al, kızı benim işe al. Benim oğlanı işe al. Onlar artık basit de. O da kadrolu. İmar kanunu şu anda çok evet. içeride yatan arkadaşlarımız var. Üzülüyoruz. Ziyaretlerine gidiyoruz. Yani kaçak yapılara göz yummaktan, şey etmekten. Yeni bir imar kanunu da hazırlanıyor. Yani daha bir değişecek diyorlar. Tepeden aşağı diyorlar. Dört gözle onu bekliyoruz. Çıkana kadar da bilmediğimiz için bir şey konuşmak doğru değil. Bir de şunu söylemek lazım. Belediye başkanının kadrosu güçlü olması lazım. Yasaları, mevzuatı bilen değil mi? Evet. Evet. Kadrosu güçlüyse başkana hata yaptırmazlar hukuken. Tabii. Başkanlar eskiden, şimdi küçük belediyeler kapandı diyoruz ama küçük belediyede imarla ilgili teknik eleman yoktu. Adam 40 ay, 50 ay, 30 ay maaş ödeyememiş belediyeler. Teknik elemanı da tutamıyorlardı. Yap gitsin, yap gitsin. İşte böyle betonlaşma, ondan sonra deprem riski, Allah korusun. İmar yok, çarpık kentleşme. Şimdi ilçelerimizde oraya bağlandılar, ilçelere. İlçelerde mühendisimiz, mimarımız, jeolojik etüt evet. yapacak mühendisimiz, ruhsat verecek, denetim yapacak her şey var. Dolayısıyla bu işin içeri girenlerin sayesinde çok ciddi olduğunu ve kurtulamayacağını da bildikleri için başkanlarım taviz vermiyor. Bir de vatandaş belediye ilişkileri nasıl olmalı? Yani vatandaş belediyeden ne beklemeli? Vatandaş belediyeden kanunları öğrenmesi, bilmesi lazım. Her Türk vatandaşının görevi. Bilmiyorlar. Anlatıyorsunuz, sizi dinlemiyorlar. Siz ne söylerseniz söyleyin, onun kafası ne alıyorsa o kadar. Onun bir işi var, kaçak inşaat yapmak. Bunu nasıl yaparım? Başkanı nasıl zorlarım? Meclisten kaç kişi benim akrabam? Gel soru verdirim. Yani bunlara kadar gidiyordu. Ama şimdi ortalık oturdu, düzen. Herkes öğrendi. Ve artık yapılaşmalarımız modern. Şehirlerimiz marka, kent, marka mobilyalı kent sistemlerimiz var. Büyük şehirlerimiz çok güzel. Bu tabana da yayılıyor. Her şey güzel olacak marka inşallah. Marka kentlerimiz var. Marka kentlerimiz. Bunlar belediyecilikle. Belediyecilikte tabii çok başarılı arkadaşlarımız var. Yani. Siz Özal döneminde siyaset yaptınız ama AK Parti'nin başarısı belediyecilikten geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı, tabii, İstanbul tabii. Belediye Başkanı'yken bu başarıyı yakaladı. Evet. Nasıl evet. bakıyorsunuz? Zaten AK Parti o da herhalde bizi onun için dinlemiyor. Ya ben senin kadar yapmadım ama 5 yıl ben de belediye başkanlığı yaptım. Bu işleri iyi biliyorum. Seni dinlememe evet. gerek yok mu diyor. Ne diyor? Dinlemiyor. Buradan mesajınız ne? Ben Sayın Cumhurbaşkanıma şunu rica ediyorum. Belediye meclis üyelerimin hepsi ayaklandı. Beni rahatsız ediyorlar. Muhtarlar 1300 lira alıyor. Biz 100 lira alıyoruz. Bizim muhtar kadar kıymetimiz yok mu? Mehmet abi sen bizi köşke götür diyorlar. Belediye başkanları söylüyor. Şu muhtarların turları bittikten sonra ben özellikle Sayın Başbakanımdan 100 kişi veya 500 kişilik bir katılımla belediye başkanımla ziyaret etmek istiyorum başkanlarımla. Bu konuda resmi müracaatım var. Başbakanı mı, Cumhurbaşkanı mı? Cumhurbaşkanı mı da Başbakanı mı da. Davetini bekliyorum. Bir telefonumuz daha var. İbrahim Yıldırım Bey, buyurun efendim. Kilis'ten arıyorlar. İbrahim Bey buyurun. Sanırım bağlantıda bir sıkıntı oldu. Yani davet bekliyorsunuz. Evet. Haber bekliyoruz. En kısa sürede çıkarsa ne talebiniz olacak belediye başkanlığını götürdüğünüzde? Belediye kanununda bir takım aksaklıklar var. Belediye gelirleri kanununda. Büyükşehir kanunuyla ilçe belediyelerimiz büyükşehire bağlı çok mağdur oldu. %40'ı büyükşehire gidiyor. Büyükşehirin de az oldu. Niye az oldu? Daha evvelden Türkiye'de toplanan bütün vergilerin %5'i 16 büyükşehire dağılıyordu. Şimdi 31 büyükşehire dağılıyor. %6'ya çıkarıldı evet. ama %5 oranı %6'ya çıkarıldı. Ama 31 büyükşehire dağılınca pasta küçüldü, kardeş çoğaldı. Evet. Yani şunu dörde bölseniz ayrı, otuza evet. bölseniz ayrı. Bu oranların artmasını, bir bakanlar kurulu kararıyla arttırılmasını istiyoruz. Belediye başkan yardımcılarımızın
makam ve görev tazminatları yok. Onlar büyük risk altında. Onlara makam ve görev tazminatı verilmesini talep ediyoruz. Belediye başkanlarımızla ilgili iki tane örnek vereyim. Yani yaşadığım bir olay. Evet. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız kısa dönem askerlik yapmış. İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu. 25 yıl Bağkur ödemiş, inşaatçı ve emekli olmuş. Belediye başkanı olmuş. Evet. Bu ilişkilenip bir ay içinde emekli olması lazım. İlişkilendirdik, bir ay içinde emekli oldu. Eline geçen para 1300 lira. Emekli maaşı. Emekli maaşı. Manisa Büyükşehir Klasik Belediye Başkanı. Bağkur maaşı. Yok, emekli sandığından oldu ama asgari ücret. Evet. 8'e birden girdi, 8'e birden emekli. Onun ilçesi Alaşehir Belediye Başkanım. Diş doktoru. O kısa dönem askerlik yapmamış da uzun yedek dönem. Subay yedek subay olarak askerlik yapmış. Ve askerden gelmiş, dişçi muayenehanesini açmış. Bağkur'dan 25 yıl sonra emekli olmuş. O da başkan oldu Alaşehir'e. O şimdi 3750 lira alıyor. Aradaki uçuruma bak. Beri tarafta Büyükşehir. Büyükşehir. 1300 lira alıyor. Neden? O diyor emekli sandığıyla zamanında ilişkilenmiş. Emekli sandığıyla ilişkisi var. Dolayısıyla arada geçen zamanlar emekli sandığında haklar saklı. Haklı. 3750 lira alıyor. Bunun düzelmesi lazım. Başkanlar arasında çok mağduriyet var. Bunu artı belediye başkanlığı maaşı ekleniyor değil mi? Tabii ama başkanlığı bıraktı adam 1300 lira maaş alacak. Öbürü ilçe belediyesi 3750 lira alacak. Hiç maaş alamayan, ara borçlanmaya ihtiyacı olan, yaşa takılan, belediyesi kapatılmış birçok belediye başkanlarımız var. Bir telefon bağlantımız daha var başkanım. Tamam. Murat Akgün Bey buyurun efendim. Erzurum'dan arıyor bizi. Alo. Buyurun efendim. Selam aleyküm, hayırlı günler. Teşekkür ederim Murat Bey. Benim bir sorunum vardı da. Buyurun. Erzurum'da taşeron olarak belediyede 5 senedir falan çalışıyoruz. Acaba bizim de kadro hakkımız var mı? Temizlikte çalışıyoruz. Demin anlattık ama siz herhalde geç açtınız. Evet, yeni açtı. Hakkınız var. Belediyelerimiz ve il özel idarelerimiz kendileri şirket kuracak ve şirketin elemanı olarak belediye kamu şirketinin elemanı olarak kadrolu gibi sözleşmeli sendikalı devam edeceksiniz. Şimdi bu kadrodan bizim hakkımız yok mu? Var var. Var işte. Var. Bir yasal süreç var. O hazırlıkları özel idareler yapacak. Değil mi başkanım? Taşerondan kurtuluyorsunuz. Taşerondan kurtuluyorsunuz. Belediyenin şirketinde çalışacaksınız. Sendikalı ve belediyenin şeyi değil, şirketi değil. Siz belediyede çalışmıyor musunuz taşeron işçisi olarak? Evet. Taşeronlara son verilecek taşeronla. O işçilerin hepsini belediye otomatik alacak şirketine. Şu andaki taslak çalışma o. Ve siz belediyenizin şirketinin elemanı olacaksınız. Sendikalı, kadrolu. İş garantiniz olacak. Anladınız Murat Bey? Teşekkürler. Yani kadrolusunuz şu anda. Hayırlı olsun. Peki, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Haydi gidelim. Gerçekten şimdi, karışık bir konu. Evet. Herkese iyi izah. Orada biraz belediyenin şirketi evet. deyince şey diyor da evet. o da kamu kuruluş. Evet. Aynı. Yani taşeronla gidecek belediyenin şirketiyle tabii, devam edecek. Şimdi 100 lira da şirketleri kişi başı ödenen 100 lira da belediyenin şirketine kalacak. Evet. Yani bu asgari ücretten dolayı devlet SSK için teşvik primi veriyor 100 lira. Bunlar da şirkete kar alacak. Şirkette güçlü oldukça daha iyi olacak. Taleplerinize devam ediyordunuz merkezi şimdi hükümetten. Evet, belediye başkanlarımıza çok değişik şeyler var. 2008'den önce olan başkanlar var. 2008'den sonra olan başkanlar var. 2008'den sonra olan başkanlar 1300 lira alıyorlar işte. Yüksek tahsilli bir belediye başkanı 1300 lira alıyor. 2008'den önce başkan olanlar veya emekli sandığıyla ilişiği olanlar veya
memur olanlar 3750 lira alıyor. Benim bu konuda 8 tane değişik yasa tasarısı teklifim hem Sayın Soylu'ya hem Başbakan'a hem Cumhurbaşkanı'na arz ettim. Evet. 7 kere arz ettim. Hep çıkıyordu seçime girdik. Çıkıyordu seçime girdik. İnşallah bu tasarıda dikkate alınmıştır. Burada Belediyeler Birliği Başkanıma da teşekkür ediyorum. Tabii Belediyeler Birliği Derneği Başkanı var bir de bizim. Kardeş kuruluşlar. Kardeş kuruluşlar. Onlar da çok çalıştılar bu konuda. Abi biraz bu konuda rahat ol. Güzel şeyler oldu dediler. Onlar daha haberleri var. Dur bakalım ne olacak bekliyoruz. Yani bu borçlanma var. Bir de evet. Halkta da borçlanma var. Yani vatandaş da şu anda madem bu reformlar yapılıyor. Hakikaten emlak vergileri yapılan sağlıklı değil. Evet, sağlıklı değil. Şu reformlar bir kere ciddi manada devrim yaratacak bir reformlar. Evet. Hele hele yeni Avrupa uyum yasalarında kanun çıkacak. Bu aralara yaşını bekleyen, gününü bekleyen, süresini bekleyenler emekli olsunlar. İkramiye alamıyor, maaş alamıyor. Zamanı dolmuş, ayrılmış, bekliyor. 3 yaşım var. Veya kısa bir mesafe var. Bugünkü değerden parasını ödesin. Borcu var, emekli olsun. Bunlara bir dairede çalışıyor. Yaşını bekliyor. Oradan emekli olsun, o da yerine gelen şeyler de yeni gençler gelsin. Yani mutlaka bir sirkülasyon olsun. Sirkülasyon. Daha söyleyeceğimiz çok konular var. Başkanım herhalde son cümlelerimizi alalım. Buradan bizi izleyenlere mesajınız nedir? Efendim Sayın Başbakanımızın aldığı bu kararlara teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Belediye mevzuatı ve imar mevzuatına da bunları bekliyorum. Bizi burada konuk eden Kanal 5 yetkililerine hepsine çok teşekkür ediyorum. Aydıncığım sana da teşekkür ediyorum. Bir de belediyelerimiz Nisan ayındaki alacakları İller Bankası'ndan paylarda %8 ile 10 arasında bir farklı artış gelecek. Var. Yani Şubat ayında, şimdi Mart ayında aldığı paradan %10 daha fazla Nisan ayında alacak. Onu da bu vesileyle söylemiş olayım. Biz çağırdınız geldik. Her zaman çağırın geliriz. Çok teşekkür ederiz. Mühim olan ülkemizin sorunları. Ciddi bir şeyden geçiyoruz. Allah yardımcısı olsun. Sınavdan devletimizin, geçiyoruz. Askerimizin, polisimizin hepsine Allah kuvvet versin, sabır versin. Ama bunlar aşılacak. Yani bugün Türkiye'miz hakikaten uzun yıllar dışarıdan yıkmaya çalışsalar da yıkamadılar. Yıkamayacaklar. Hiçbir zaman da yıkamazlar inşallah. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. A partisi, B partisi, C partisi ayrımı yapmadan, bu mecliste fazla didişmeden, çünkü yukarıdakiler kavga edince aşağıya çok kötü yansıyor. Yukarılardakiler birbiriyle iyi ilişkiler içinde olursa biz de iyi ilişkiler içerisinde oluyoruz. Bakın bir Fenerbahçe Galatasaray maçında bile ne güzel anlaşıverdiler. İki tane evet, zıt. Evet. İkisi de zıt takım. Bir takım. En zıt iki takım ama bir olayda ne güzel anlaştı. Biz ülkemizin başına hiçbir şey gelmez ama öyle günlerde hepimiz Allah Allah der yürürüz Allah'ın izniyle. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Katıldığınız için. Sevgili seyirciler, taşeron firmalarla ilgili kadro konusunu MİHTER Genel Başkanı Sayın Mehmet Dönmez'le konuştuk. Programımızı kapatırken diyoruz ki huzuru bozanların karşısında huzuru tesis edenlerin yanındayız. Ülke Medya Derneği bayrak flamamızı Sayın Başkan'a takdim ediyorum. Ben de bunu öpüyorum.